Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Salma'mıza yeni yavrularımızı attık. Pablo'yu da attık hatta. Onları göstereceğim. Licensing'lerimizi göstereceğim. Daniel'in yavrusu yine büyüdü. Ondan sonra Daniel'in yine aynı yavru yuvasında bulunan biri yeme atladı. Onları falan filan göstereceğiz. Hatta gördüğünüz gibi Pablo şu anda yem kırmayı öğrenmiş. Az az kırıyor. DF'miz de aynı şekilde. DF'miz erkekti, bildiğiniz gibi dişiye döndü. Maalesef ki dişi oldu. Yapacak bir şey yok. Yani aslında güzel bir oğlumuz olacaktı ama artık güzel bir kızımız oldu. Olsun. Yapacak bir şey yok. Yani artık ona da şükür. He? Nasıl yani? Çoğalın uzunu sana. He. Evet ama olsun, yine de yani erkek olsa bence daha iyiydi yani, bence. Burada arkadaşlar bu salmamıza atmadık. Pablo'nun yanına attık. Yani Pablo'yu falan da attık. Pablo'nun yanındakini de attık. Bir tane daha göstereceğim düşenlerden. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada Instagram adresimize arkadaşlar mutlaka bekliyorum. Instagram'a özel hem çekiliş yapacağız yakın bir zamanda. Hem de şöyle söyleyeyim sizlere. İlk böyle hani sahiplendireceğimiz, ondan sonra veya bir yere giderken ederken bir video haberi veya bir çekiliş haberleri ilk başta Instagram'a geliyor. Karadeniz.muhabbet60 Instagram adresimizde, onun da bilgisini vereyim. Buradaki çiftimiz, yani Pablo'nun anne babası arkadaşlar, tekrar yumurtladı bu arada. Şöyle göstereyim. Maşallah demeyi unutmayın. İnşallah bir Pablo daha gelir. Bakalım nasip yani. Zor bir ihtimal ama bakalım yani, artık öyle o tarz mutasyonlar zor geliyorlar. Burada arkadaşlar bir tane kuşumuz yine aynı şekilde yem kırmayı öğrendi ama bunu daha önce salmaya atmadık. Gördüğünüz gibi böyle çok küçük bir alnının önünde böyle bir perçem gibi bir şey var yine yavrunun. Çünkü bildiğiniz gibi baba Japones, anne de albino. Güzel bir kuş oldu. Yani hani ne Japones geldi ne böyle tepeli geldi ama ortada böyle renkli bir şey geldi yani, hani güzel bir renkli geldi. Ondan sonra açalım bu yuvamızı. Evet, bu yuvamızda gördüğünüz gibi Daniel'in, Junior Daniel arkadaşlar, büyümeye devam ediyor. Dur, atlama hemen yuvaya. Burada gördüğünüz gibi, bu arada bir önceki videoda Daniel Junior Daniel'le Pablo'yu kıyaslamıştık arkadaşlar. Sizlerden de bir kıyaslama istemiştik. Yarı yarıya çıkmış neredeyse. Hani Daniel biraz daha fazla sanki. Pablo'yu renginden dolayı satamamışsınız. Veya işte birileri de demiş ki hani kanı bizim kanımız abi demişler bazıları. Yani ben de arkadaşlar aynı şekildeyim ama hani Daniel bizim için hani farklıydı. Kümesimiz için farklıydı. Tabii ki Pablo bizim kendi kanımız. Hani öyle, Pablo'nun da öyle bir artısı var tabii. Ama hani Daniel de bizimdi. Daniel, Junior Daniel de hani bizim kanımız olmuş oluyordu yine yani. Hani böyle baktığınızda hani gibi gibi. Anlatabildim mi? Burada licensing'lerimiz var arkadaşlar. Yeni licensing'lerimiz de inşallah yakın zamanda arkadaşlar gelecek. Şu anda onlar da çalışma halinde. Artık bunlar arkadaşlar Ekim ayından sonra yani falan anca işe gidecekler. Çünkü bunları beklememiz lazım. Daha sağlıklı, daha güzel bir şekilde üremeleri için. Şu biraz onlardan büyük arkadaşlar. Bu herhalde 3-4 aylık var. Şu an gösterdiğim. Gerisi yavru. O da dişi. Hani yine 3-4 aylık belki erkek olursa belki bunlar hani bir takım olabilir. Veya bunu önden bizim kendi Japoneslerimizle hani çalıştırabiliriz. Bir dahaki sezonu hani bu çalışır dişi. Onun yanına belki bir DF erkek veya bir painted erkek. Yani yeni gelen yerde belki 3-4 aylık erkek vardır. Belki oradan alırız falan filan derken bir şeyler olabilir. Yani o licensing çalışır ama diğerleri yine Ekim ayının sonuna doğru giderler. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yine salmamızda yavrularımız büyümeye devam ediyorlar. Burada göndereceklerimiz falanlarımız filanlarımız var. Burada çekilişte vereceğimiz var. Bu ara arkadaşlar gerçekten hani bayağı bir yoğun bir şekilde hani kuş yolladık ettik. Bazı yerlere şimdi, hatta şu anda yolladığımız 3-4 yere de ilk defa yolladık.
Mesela bir şirketle Adana'ya bizim kendi abonelerimizden Mert Yıldırım'a kuş yolladık. 8 tane mi yolladık? 3 takım 2 yavru yolladık. Adam gittik. Hani adam kuşları almıyor. Yani hani para versek de almıyor. Yani hani rica ettik. Hani para verdik. Ama yok. Şimdi bunun nedeni de neymiş arkadaşlar? Her zamanki gibi yani bizim insanlarımızın önceden yaptığı şeyler. Dedi ki kuş veriyorlar dedi. Adana'da diyor kimse karşılamıyor diyor. Bizim başımıza kalıyor diyor. Ve de canlı hayvan taşımak yasak. Onu yazıhaneye sokamıyoruz. Adamlar da bu şekilde haklı bir isyan bize sunuyorlar. Bayağı bir tartıştık. Hani ben dedim ki bak almazlarsa hani yani al götür evine dedik. Yani hani öyle dedik. Daha ne diyelim yani. Al götür evine çoluğun çocuğun baksın gibi yani hani. Bu tarz söylemlerde bulunmamıza rağmen gerçekten yarım saat tartıştık arkadaşlar. Hani yarım saat boyunca sözler verdik. Yani hani biraz başka bir otobüs falan olsaydı şey yapmazdık yani hani o kadar hem onları bunaltmazdık hem de biz kendimizi onlara hani bu kadar şey yapmazdık yani düşürmezdik yani konuş çünkü ben fazla konuşmayı sevmem arkadaşlar o tarz şeylerle hani yoksa yoktur hatta yani şöyle adam muavine mesela geldi aldın mı parayı dedi aldım abi dedi hani çocuk bize mesela 50 lira dedi. Biz direkt çıkarttık verdik yani. Hani 40 olsun, 30 olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Değil yani. Öteki Siirt'e de bu arada arkadaşlar Siirt'e yolladığımızda ekspres geçmiş. Yani Tokat'a otobüs girmemiş. Biz şimdi Erbaa'da yaşıyoruz bildiğiniz gibi. Tokat'la bizim aramız arkadaşlar ortalama 1 saate yakın. Biz hem işten geç çıktığımız için hem oraya fazla hızlı bir şekilde gittik ettik yetişmek için bir gittik ki Siirt arabası da yok Siirt arabasını arkadaşlar Sivas'ın ya Sivas yolunda bulduk Tokat'ın çıkışında Tokat'ı bilenler varsa İşeri Petrol var oralarda ta İşeri Petrol'ün orada otobüsü durdurduk onlar da hani bizi beklediler bir 10 dakikaya yakın biz tabi yine oraya uçarak gittik. Yani bayağı bir aksiyon yaşadık. Çünkü arkadaşlar Siirt'e, Adana'ya işte ne diyeyim ben size böyle az otobüslerin kalktığı yerlere biz buradan Erbaa'dan gönderim yapamıyoruz. Yani hani Tokat'tan gönderim yapmak zorunda kalıyoruz. Buradaki insanları tanıyoruz. Hani rica minnet bir şekilde gönderiyoruz ama Tokat'taki insanları tanımadığımız için hani %50 risk alıp gidiyoruz. Yani şimdi bizim mesela oraya yaktığımız bildiğiniz gibi hani bir mazot var arabalar. Bu mazot pahalandı. Ekstra gördüğünüz gibi otobüsçülere mesela Siirt arabasına da 100 lira verdik. Yani hani bunun belli bir ayarı yok. O an Siirt arabası bizden 200 dese biz o 200'ü vermek zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden her yere hani toplu bir kuş siparişi olmadan gönderemiyoruz. Hani problemler çıkıyor. Keşke gönderebilsek ama Erbaa'dan işte İstanbul'du, Ankara'ydı, Samsun'du, Bursa'ydı, hani İzmir'di, İzmit'ti. Hani o tarz yerlere yine buradan böyle hani büyük şehirlere otobüsler kalkıyor. O yüzden problem yaşamıyoruz. Başka hangi Japonesi atmıştık? Şuradaki Japonesi attık arkadaşlar. Yine yeme düşenlerden. Yine konu sohbet muhabbete geçti. Bunun da tüyleri her şeyi vardı. Dün yemişler. Sağ olsunlar. Bir gün boyunca. Hayvan bir kere yere düştü. Yani bir gün yere düştü. Yem yemek için. O da o günde hayvanı mahvetmişler. Sağ olsunlar. Yuvadayken yemediler. Yuvadan düşünce yediler onu da. Zaten videodan görenler bilir arkadaşlar. Şurada sol üstteydi. Onu illaki göstermişimdir. Kuşlarımız arkadaşlar genel olarak artık çoğu yavrulama bitti. Bitecek. Şu anda artık salmaya geçiş dönemi başladı. Salmayı merak edenler var. Salmamız da arkadaşlar hani 10 gün içinde falan yapımı başlanacak. Neyi bekliyoruz derseniz şu ön telin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu ön tel geldiği gibi başlanacak. Ön tel normal kafes teli olacak. O yüzden şu anda yani yapılıyor, özel yapılıyor. O yüzden o şekilde yapacağız. Yani o yüzden bekliyoruz. Hani yanlış anlamayın.
o ilk önce yapacak, edecek, kargoya verecek falan filan derken inşallah böyle araya pandemiydi falan filan tekrar girmezse herhalde muhtemelen bir 10 gün içinde başlayacağız. Yine de hani söz vermeyelim ama bize dedikleri o. Yani öyle diyelim. Hani biz onların yalancısıyız yani. Bu şekilde devam arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi çekilişler şu anda planlanıyor. 2 adet büyük çekiliş var. Karadeniz üretim ailesi olarak inşallah güzel şeyler önünüzde olacak. Yani hani böyle bir çekilişi 4-5 kişinin kazanacağı çekilişler ayarladık. Bakalım. Yani inşallah hayırlı uğurlu olur. Bizler de hani sizler için çalışıyoruz. Yani gerçekten hani herhangi bir ücret istemiyorum dediğim gibi. Hani böyle fazla kazanan olan işte fazla malzeme verilen çekilişleri YouTube'dan yapıyorum. Küçük olanları da Instagram'dan yapıyorum. Mesela adam diyor ki yani bir tane kuş vereceğim. Abi bana yardımcı olur musun? Veya kardeşim bana yardımcı olur musun? Onu şimdi YouTube'dan yapamam. Bir kuş için. Onu da Instagram'dan yapıyoruz. O yüzden Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben bize başvuru fazla olsun. Sizler daha fazla çekilişe sahip olun diye herhangi bir ücret istemiyorum. Bunu çekilişi yaptığımız insanlara da gidip sorabilirsiniz arkadaşlar. Hem o insanların yararına hem de sizin yararınıza oluyor. Bunları zaten anlatmıştım ama ilk defa izleyen varsa çekiliş hakkında da yine bilgi vereyim. Çünkü çekilişi biliyorsunuz, seviyorsunuz, soruyorsunuz. Biz de elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Yani bugün biraz daha yine böyle sohbet muhabbet tadında oldu. Merak ettiğiniz böyle hastalık veya işte bir şeyler varsa aşağı yorum olarak da yazın. Onların videosunu da ben sizler için çekerim. İnşallah hani dediğim gibi böyle anlaşa anlaşa beraber büyüyeceğiz, gideceğiz. 12 bin abone olduk. İnşallah nice 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin görürüz hep beraber. Hep beraber büyürüz yani. Karadeniz ailesi olarak böyle artık bu sistemin, bu şeyin içinde varız. Artık bir muhabbet kuşu kanalı denildiğinde sizlerin sayesinde, sizlerin destekleri sayesinde ismimiz mevcut arkadaşlar. Hepinize de buradan çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hobiyle kalın. Bye bye.